Evet sevgili öğrenciler, yoğun talep üzerine Zeka Küpü çıkacak sorular kitabından bazı sorularının video çözümlerini çekmeye karar verdim. Kitabın hepsini çözemem çünkü zaman buna yetişmez. Başka işlerim de var, özel dersler var. Artı başka kitapların da video çözümlerini atıyorum. Çalışmalar var. O yüzden hani bu aşırı talebi de karşılamak için arkadaşlar, öğrencileri de kırmamak için bazı soruların video çözümünü çekmeye karar verdim. Sizler yorumlar bölümüne hangi soruların video çözümünü istiyorsanız Zeka Küp çıkacak sorular kitabından onları yorumlar bölümüne yazın. Bir sonraki videoda çekerken o soruları çözmeye dikkat edeyim. O soruları çözmeye dikkat edeyim arkadaşlar. O soruları çözeyim. İnşallah faydalı olacağına inanıyorum. Güzel bir eser arkadaşlar. Yıl içerisinde benim de soru sattığım bir yayın evi biliyorsunuz Zeka Küpü. Yıl içerisinde bazı sorularını ben yazdım arkadaşlar. Bazı sorular gönderdim Zeka Küpü'ne. Yani güzel bir yayın evi. Önerdiğiniz bir yayın evi. Bir de hani sınavdan önce son tekrar mahiyetinde de çözülebilecek bir kitap arkadaşlar. Bu arada yani dediğim gibi çözümlerin hepsini çekmeyeceğiz. Sadece bazı soruları videosunu çekeceğiz arkadaşlar. Evet. Çarpak katlarla başlayalım. Beşinci sorunun video çözümünü çekelim. Neşe öğretmen sınıfına bir yüzünün alanı bir birim kare olan şekildeki ve 20 tane özdeş kare şeklinde kart getirmiştir. Bu kartlar yardımıyla bir pozitif tam sayının çarpımını modelleme yoluyla öğrenciye anlatacaktır. Evet. Şimdi arkadaşlar, mesela 20 tane kart var elinde ve şu şekilde 18'i şey pardon 9'u modellemiş arkadaşlar. Şimdi 9'u 2 sayının hangi çarpı olabilir? 1 çarpı 9 olabilir. Değil mi? 1 çarpı 9 olabilir. 3 çarpı 3 olabilir. 1 çarpı 9'da 9 tane kullandı arkadaşlar. 3 çarpı 3'te 9 tane kullandı. Değil mi? Toplamda 18 tane kart kullandı. Bizim elimizde kaç tane kart vardı arkadaşlar? 20 tane kart vardı. Buna göre Neşe öğretmen sınıfa getirdiği bu özdeş kartlar bulunarak aynı şekilde aşağıdaki doğal sayılardan hangisi modellenemez diye söylemiş. Mesela 8'i modellemek için 1 çarpı 8, 2 çarpı 4. Ya bunda 8 tane kart gerekli, 8 tane kart bunda gerekli. Toplamda arkadaşlar 16 tane kart gerekli. Bunu modelleyebilir. Evet. B şıkkı 2 çarpı 5, 10 çarpı 1. Evet arkadaşlar. 10 tane burada, 10 tane kart burada arkadaşlar. Toplam 20 tane. Bu da modellenebilir arkadaşlar. Bakın 12 modellenemez arkadaşlar. Çünkü neden? 3 çarpı 4 oluşturmak için 12 tane, 1 çarpı 12 oluşturmak için 12 tane, 6 çarpı 2 oluşturmak için 12 tane kart lazım. Toplamda 36 tane kart lazım 12'yi modelleyebilmek için arkadaşlar. Yani bütün çarpanlarını modelleyebilmek için 36 tane kart lazım arkadaşlar. O yüzden cevabımız C şıkkı olur sevgili öğrenciler. Evet söylediğim gibi bizden hangi soruların videosunu istiyorsanız yorumlar bölümüne yazın arkadaşlar. Evet arkadaşlar 8. soruyu çözüyoruz. Burak 180 sayısının bazı pozitif çarpanları bulmak için aşağıdaki çarpanları yanda verilmiş arkadaşlar. İşte elindeki 4 kartı kullanarak 60 sayısını bu şekilde yazmış. Bildiğiniz çarpanlarına ayırmış arkadaşlar. Buna göre Burak aşağıdaki sayılardan hangisinin pozitif çarpanları aynı yöntemle bulurken seçtiği 3 kartın en az ikisinde aynı sayı yazar. Yani ne söylüyor arkadaşlar? Çarpanlarından asal çarpanlar şeklinde yazdığım zaman çarpanlarından arkadaşlar 3 tanesi yani 3 tane çarpanı olsun şeklinde en az aynı olan 2 tane 3 tane en az aynı olsun diyor arkadaşlar. Bakalım A şıkkıyla başlayalım arkadaşlar. 3'e böldüm 45. 3'e böldüm 15. 3'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. Evet bakın 3 tane var. O yüzden cevabımız A şıkkı olur. Mesela B'ye bakalım. 5'e böldüm 17. 17'ye böldüm
Bir arkadaşlar, bakın hiç aynı yok. En az iki tane aynı olacak diyor. Üç kartın, yani seçtiği üç kartın en az iki tane olacak. Mesela burada ne var arkadaşlar? İki kart var, ikisi aynı. Üç kartın diyor en az iki sayı olacak diyor. Yani seçtiği Burak aşağıdaki sayılardan hangisini pozitif çarpanlar aynı türlü bulurken seçtiği 3 kartın en az ikisi de aynı sayılacak. Burada 2 kart seçmiş arkadaşlar. Evet, aynı şekilde burada da olmuyor. O yüzden cevabımız arkadaşlar kaç oluyor? A oluyor. Evet. Evet, 10. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. 23 Nisan haftasında Beşiktaş Ortaokulu'ndaki tüm sınıflara panosunun kenar uzunlukları 20 santim ve 30 santim olan bayraklar dizilip panolar aşağıdaki gibi süslenecektir diye söylemiş. Panonun uzunluğu 2 metre ile 3 metre arasında olduğuna göre aşağıdaki bayraklardan hangisi bu panoya aynı şekilde dizilemez? Yani arkadaşlar yatay dikey, yatay dikey şeklinde dizilmiş. Yukarıda yatay dizilmiş. 30, 30. Burada da dikey 20, 20. Arkadaşlar 20 ile 30'un ekok olacak, 60 olacak. Bir şart var. 2 ile 3 arasına girecek. Yani 2 metre ile 3 metre arasına girecek. Yani 200 ile 300 arasına girecek. Burada kim var arkadaşlar 60'ın katı? 240 var. Peki panonun uzunluğu 240 ise arkadaşlar aşağıdaki şekillerde hangisiyle dizilemez diye söylüyor. Bu arada burası çıkmamış. Burası 25 arkadaşlar. 15'te 240'a ulaşabilirsiniz. Ama arkadaşlar burası 25. 25 ile 240'a ulaşamazsınız. O yüzden cevabımız A olur. Bakın 16 ile de ulaşabilirsiniz 240'a. 24 ile de 8 ile de 12 ile de ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Yani 8 8 diye koysanız ulaşabilirsiniz 240'a. İşte 12 12 12 diye koysanız arkadaşlar şöyle 12 12 diye koysanız arkadaşlar yine ulaşabilirsiniz. Ama 25 ile ulaşamazsınız arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı. Evet, 11. soruyla arkadaşlar devam ediyoruz. Metin yukarıda verilen dikdörtgen şeklindeki sarı ve pembe kartları yan yana koyarak aşağıdaki gibi kare şeklinde bir zemin oluşturacaktır. Buna göre bu zemini oluştururken en az kaç tane pembe kart kullandı diye söylemiş. Şimdi arkadaşlar bu kare şeklinde olacakmış. Bu kenar 7'nin katı. Bakın hep gruplamayı yapın arkadaşlar. Bir şeyleri gruplayın. Mesela 3'e 5, 3'e 5 ve en sonunda 5 ile bitirmiş. En sonlara da dikkat edin tabii ki. Burası 8, 8 diye gitmiş. 8'in bir katı olacak. Burası arkadaşlar onun bir katı olacak ve bu kare olacakmış. Yani üçkenara eşit olmayacak mı kare olacaksa arkadaşlar? O zaman 7, 8 ve 10'un ekok arkadaşlar. Yazalım 7, 8, 10'un ekok arkadaşlar. Kaçtır? 280'dir. Demek ki bir kenar 280'miş. Kaç tane pembe kart olduğunu bulalım. Şimdi arkadaşlar ilk önce bakın hani mesela bir şeyin şöyle içerisinde kaç tane bulunur olmak için ne yaparsın? İşte bu tarafla bu taraf bulursun ve çarparsın değil mi? Bunda kaç tane olduğunu. Şimdi burada arkadaşlar 8 yani mesela 8'de bir pembe var değil mi? 8'de bir pembe yani biri sarı biri pembe biri sarı biri pembe şeklinde gitmiş. O zaman 280 arkadaşlar 8'e bölersem 35. Demek ki şu şekilde 35 tane kolon var arkadaşlar. Şöyle 35 tane kolon var. Ama acaba bunlardan şöyle yanlamasına kaç tane var? Böylemesine 35 tane var arkadaşlar. Şöyle düşünün. Şöylemesine 35 tane var arkadaşlar pembe. Peki yanlamasına kaç tane var? 280'i 10'a bölüyorum. 28 tane var. Demek ki arkadaşlar şöyle yanlamasına da 28 tane varmış. Evet, böyle dikinlemesine 35 tane, yanlamasına 28 tane var. Toplam kaç tane vardır? 35 ile 28'i çarparsam arkadaşlar. 38 ile 25'i çarparsam 980 yapar. Cevabımız D şıkkı olur. Evet sevgili öğrenciler, 12. soruyla devam ediyoruz. Bakın bu tür sorularda daha önce de söyledim. Lütfen bir kural oluşturun. Araba, boşluk, araba, boşluk ve en sonlara lütfen dikkat edin. Ve en başlara ve en sonlara dikkat edin. Yani sizin kuralınız da bitmiş mi? Araba boşluk, araba boşluk. Yani arkadaşlar o zaman toplarsam ikisini 360, 360 ve güzel en sonunda da boşlukta bitmiş. Yukarısı 360'ın bir katı arkadaşlar. Burası araba boşluk, araba boşluk. Çok güzel. Toplarsam arkadaşlar 345'in bir katı. O zaman ekoklarını alalım arkadaşlar. Ekoklarını alalım. 360 ile 345'in ekoklarını alalım.
Kaç çıkar arkadaşlar? Daha önce almıştım. 8.000 8.280. Evet, 8.280 arkadaşlar çıktı. Peki, devam edelim. Bu arkadaşlar ağaçlar arası görülü duvarda birine bitişiktir. Diğerine ise sırasıyla 35 ve 20 santim mesafedir. Çok güzel. Bu iki sıradaki arası sayıları arasındaki fark en az kaçtır diye söylemiş. Evet, bölelim arkadaşlar. 360'a bölüyorum arkadaşlar. Kaç çıkacaktır? 360'a böldüğüm zaman 23 çıkacaktır arkadaşlar. Evet. Bunu bir de 345'e bölersem kaç çıkacaktır arkadaşlar? 24 çıkacaktır arkadaşlar. Arasındaki farkı soruyor. 24'ten 23'ü çıkarırsam arkadaşlar kaçtır? 1'dir. Cevabımız A şıkkıdır sevgili öğrenciler. Yani bu tür sorularda lütfen bir kural oluşturalım. Ve o kurala göre yapalım. Evet.